Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir LoL videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için üst koridorda klet oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Epeydir bir klet videomuz yokmuş, hatta bayağı aylar geçmiş üzerinden. Bir tazeleme vakti gelmişti artık. Hemen bir çekelim dedim. Şuradan Doran kılıcımızı, Gen iksirimizi alıp hızlıca ilerleyelim koridorumuza. Benim genel itibariyle klet oynadığım oyunlarda KDA'larım çok yüksek oluyor arkadaşlar. Hani bakalım bu oyunda umuyorum öyle olur. Karşımızda Nasus matchup'ı var. Çok kolay bir matchup değil ama early game bayağı kolay bir matchup. Yani kesemesek dahi siperlerini alabiliriz rakibimizin. Karşı ormanda da Rengar var. Bakalım ne derece etkili olabilecek. Graves'in nerflendiğini biliyoruz AD ormancılara karşı. Rengar onu yakalarsa çok rahat kesebilir. Umuyorum karşı karşıya çok fazla gelmezler. Tabii biz dediğim gibi elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ana ürünümüz saldırıya devam. Bu noktada çok hızlı bir şekilde burunu tetikleyebiliyorsunuz. Ve burun tetiklendikten sonra takım arkadaşlarınız o hedefi üzerine çok daha fazla hasar bırakabiliyor. Asıl istediğimiz olay zaten bu. Hani early game'de koridoru kazanıyorsunuz. Late game'de de takımın kazanmasını sağlıyorsunuz. Birazcık daha takımı koşturabilmek adına çok güzel oluyor. Hani koş koş kompu muyuz? Değiliz açıkçası ama yine de iş yapabileceğimiz bir kompozisyona sahibiz. Şu ürünleri kapatayım. Ürünlerin hepsi videonun açıklama kısmında mevcut olacak arkadaşlar. Açıklama kısmından ürünlerin tamamına erişebilirsiniz. Hadi bak, senin için bir hit tankladım. Hemen koşalım can kaybetmeden. Biz burada tabi adama yardım edelim derken Nasus bu koridorda birazcık da olsa stack kasacak. Bir tane minyon kaçtı mı? Evet, bir tanesi kaçtı. Haydi bakalım. Şimdi Nasus'a karşı en önemli hamlemiz koridor puşlamamak, Nasus'un yanaşmasını beklemek ve seviye avantajı elde etmek. Mümkün mertebe bunu yapmaya çalışacağız. Burada minyon biçemezse, stack kasamazsa bir Nasus biliyorsunuz ki çok kolay bir şekilde geriye düşüyor. Bu kadar. Bu birinci trade'imiz. Hemen W'muzu da açıyoruz. Ay ne yaptım ben? 30'sa var ya, W'm geldiği için çok fazla hasar bırakacaktım ve Nasus'un can barını çok azaltacaktım. Neyse sorun yok. Şu arazime giren densizleri biçmeye koyulalım. Şimdi tabii haliyle adam da bekliyor ki koridor ona doğru puşlansın. Kamyon minyon. Arada o da kaçtı. Potlarından kullandırmış olduk adamı. İyi haber. Tabi burada çok da fazla minyon kaçırdık aslında bakarsanız. Çok da güzel bir haber olduğunu söyleyemeyeceğim. Rengar burada. Rengar'a bu skatılı kaptırmayacağız. Bunu bizim almamız gerekiyor. Repliklerine bayılıyorum bu çarın ya. Şimdi koridorda durup hiçbir şey yapamamaktansa gelip bu skatılı almak çok karlı oluyor. Şimdi bir de Rengar'ı darlarsak burada daha bir güzel olacak. Mesela bunu falan almamış bu adam. Şuraya da bir tane totem yerleştirdi. Haydi görüşürüz. Minyon dalgası da bize doğru gelecek. Bu daha güzel bir senaryo. Nasus'un iyice geri düşmesini sağlayacağız bu sayede. Çok fazla minyon var burada gördüğünüz gibi. Ve bu koridor bize doğru itilecek. Nasus da bu sayede geri düşmüş olacak. Hem farm olarak hem stack olarak. Daha base atmamıza gerek yok. İlk etapta Tiamat bitireceğiz. Karakterimizin olmazsa olmazı Tiamat çünkü. Tiamat bittikten sonra çok hızlı bir şekilde koridor puşu kabiliyeti kazanıyoruz. Aslında Nasus'a karşı Tiamat bitirmeye de bilirim. Hani kötü bir tercih olmaz.
Direkt dişli kama da bitirebiliriz. Biz dişli kamaya yönelelim nasıl olduğu için. Onu yoğunluğa çeviririz. Sonrasında devam eşyalarını düşünürüz arkadaşlar. Kordur isteyebileceğim en güzel yerde. Graves bu arada ormana öldü. Değişik. Çok az bir canlı herhalde orman dönmeye çalıştı. Nasus'un şu an kaybettiği tecrübe var ya deli gibi. Gözümüz de haritada olsun. Sağa sola teleport atmaya gider falan. Ne yapıyorsun Nasus? Hayır. Şurada minyon bekliyormuş ya exp alabilmek için. Ama minyon biçemedi. Biz ona karşı deli gibi minyon üstünlüğü almış olduk. Sadece son vuruş yapıyorum. Fazlası değil. Ne bak kıstı saldırı hızımıza. Tamam, sıçra aldık. Hiç sorun yok. Koridordan uzaklaştırmayı başardık. Skor da alırdık aslında burada da. Adam tabi spell değiştirdi hemen. Teleporta geçiş yaptı burada. Bu minyonları ona mecburen bırakmak durumundayız. Teleportunu da kullandı. Hadi bakalım resetlenelim. Keşke skor çıkartabilseydim. Bayağı tatlı olacaktı da. Şimdi Tiamat'ı almayacağız dedik. Burada aslında Arkan'a da yönelebilirim. Ama dişli kamayı tercih edeceğiz. Çizmemizi alalım. Can iksiri almaya da aslında çok da fazla gerek yok. Zaten hızlı bir şekilde üzerimize gelmiyor. Nasıl da burada koridoru donduracaktır. Teleport atmaya gerek yok. Devam. Can hasarım arttı ama koridor kuş kabiliyetimiz zayıf. Ona göre hareket etmemiz lazım. Akali iyi durumda. Bizim jungle üstün durumda. Bot lane'imiz bayağı bir üstün durumda. Tek kılıcı falan tamamlamış bizimki. Yasuo 4 level. Şimdi şurada bütün görüşü benim elde etmem lazım. Ah. Ne yapıyorsun Nasus? Üzerine geleceğimi düşündü herhalde. Adam direkt şeye bastı. Ultisine bastı. Bineğimizden. Aa, hala düşmedim. Şu an şu halimizde bile Nasus'la savaşmaya uygun durumdayız. Tek sıkıntı bu koridora Graves'ın gelmesi olur. Başka bir sıkıntı yok. Bu kadar. Yani buna baitlememiz lazımdı. Burada da işte karaktere güven birazcık daha söz konusu oluyor. Siz karakterinize güvendiğinizde gerisini zaten karakteriniz yapabiliyor. Şimdi Nasus'un yokluğunda burayı hızlıca itelim. Ya zaten stackleri fazla değil. O yüzden de fırsat bu fırsat. Botun arka çalısında mesela görüş olsaydı ben bota mutlaka baskına giderdim. Ama deep wardları yok. Deep wardları olmadığı için de baskına gitmek pek kolay olmuyor maalesef. Buralara doyum olmuyor. Özgürlüğü olsun, tabiatı olsun, geberen gezginler olsun. Laflara bak. Çok güzel karakter ya. Gerçekten hem tasarım olarak güzel hem replikleri güzel. Bayılıyorum şu karaktere ya. Bizim bu arada direkt yoğumuyu bitirmesek mi ki? Şimdi şuradan bir Merkür'e ihtiyacımız olacak bizim. Üzerine bir tane de uzun kılıç alırız. Bence bu şekilde gitmek daha güzel. Merkür bulunsun ama. Lane'e teleport atmak istemiyorum hala.
Yani bot lane'de bir aksiyon olursa diye. Akali kesti onu. Helal. Aslında bizim bot da iyi durumdaymış ha. Neyse sorun yok. Kaç steksin sen? 93. 10 dakikada 93 çok az. Bitti. Ah, Nasus'un ultisi geçmiş olsun. Nasus bu kadar hani kolay atabiliyor ya siperlerin, ona çok şaşırıyorum. Kıyıyor adam direkt. Hiç affetmiyor, basıyor. Ghost'unu da aldık zaten o sırada. Bu adam yok. Muhtemelen şu çalıda bekliyordur. Biz yine koridoru dondurma taktiğiyle devam. Nasus'un karşısında ne kadar az süre geçirirseniz o adamın stack kasmasına o kadar izin veriyorsunuz aslında. O tehlike yaratabiliyor. Aynen, bu adam yok. Bota koşsam şu halimle yetişemem. Ultimiz var ama hani bineğimiz olmadığı için. Geliyorum abi bota. Bu kadar güzel topraktan yalnızlık çekilmez. Aa! Hayır ya. Ben o skor bir şey çıkartmak istiyordum bottan ya. Ah! Olmadı bu, olmadı. Ben şu bota gideceğim ya. Oradan mutlaka bir şey almam lazım benim. Tamam. Minyonlar da bitti. Hadi bakayım buradan nasıl çıkacağız. Şimdi Nasus'a fırsat bu fırsat. Rahat rahat stack kasıyor tabii top lane'de. Rengar burada bu arada. Bana niye bahset sevdalısı diyorlar, anlamıyorum. Hala bana zaman kaybettiriyor. Ejder'e başla artık ya Graves. Başlaması lazım. Top lane'de kaç tane plate verdik adama? Nasus kaç stack? 135 stack oldu. Hoş olmadı. Hoşuma gitmiyor bu senaryo. Neyse en azından oraya gittiğime değdi. Bir şey çıkarttık ama daha da fazlasını çıkartabilirdik. Neyse ya, sol skoru bize lazım. Şifasını da basmıştı adam. Kaybetmeyin burayı lütfen. Yasuo gelmiş bile. Oy, Miss Fortune çok tatlı geldi. Ama arkada bir skor verilecek. Oh, Nasus plate'lere doydu. Base'e gitti mi bu adam? Evet. İyi var. En azından ejder alındı. Ben şöyle kuleyi birazcık tırtıklayayım Nasus'un yokluğunda. W'muz geldikçe daha da hızlı bir şekilde tabii bu işlemi yapabiliyoruz. Nasus'tan önce şu kuleyi alırsam daha tatlı olur. Haydi görüşürüz. Tamam, sorun yok. Bineğimden düşmek istemedim. Bineğimden düştükten sonra ultinizi kullanamıyorsunuz çünkü. Sorun değil. Bu defa kule almak adına yapmış olduk. İlave altın kazandık. Takımımız ilk kuleyi mi yok etti? Bot lane'de mi çıkarttılar ilk kuleyi? Yoksa ben bot lane'de çıkartmışlardı. Doğru. Ben şimdi olmadım. İtmemeye devam. Yeah, give me.
Nice, güzel güzel. Binek daha hızlı gelir diye düşünüyordum. Orada bir tık şey olduk. Bizim tereddütümüzde kaldı. Yolumu bitirdim bu fırsattan istifade. Hemen hızlı bir şekilde Tiamat'ı bitireceğiz. Bu da koridoru hızlı itebilirim ve takaslarda üstün olabilirim diye gerekli. Ha burada tabii bir buraya kadar altını verdik nasılsa bu cebimizi zarar uğrattı ama alamet alınıyor. Bot lane üstün. Bunlar güzel senaryolar. Sorun yok. Seni şuraya koyalım. Bak, Rengar geliyor bota. Rengar Allah'tan çok etkin olamadı. Keşke ağzımı açmasaydım. Öldüler. Şu adam öldü bir kere. Vallahi ben ağzımı açmayacağım arkadaş ya. Açtım hep böyle şeyler oluyor. Oh, buraya kadar altını da verdi bizimki. Nasus hem de. İki tane shutdown altını aldı Nasus. İyi, Katarina düşürüldü. Alamet de geldi. Bu arada görürsem şeyi adamın üstüne koşarım. Gerçi koşamıyoruz şu an. Şu kuleye vururduk ya. Graves gitmesi orman kampı için. Bedava kuleydi bizim adımıza. Tapa koşuyoruz herhalde. Aa, şeyler de geliyor. Swain'ler buraya geliyor. Ağlayacağım. Bahtsızım arkadaş. Değilmişim. Lafımı geri alıyorum hemen. Swain güzel düşündün de canım benim. Bu arada nasıl su kesmişler bizimkiler tapta. Şuna gelsenize ya, şunu keselim. Bak, free kill var burada. Bitmiyor abi adamın siperleri. Bak bizden birisi olsaydı bedava skordu bir su. Şifası da yok. Düştük bineğimizden. Base atma vakti mi? Yok, burada aksiyon çıkar bence. Adam çok da hızlı yetişti ya. Neyse kestiler en azından. Şimdi şuradan Tiamat'ımız gelsin. Arkanın parçalarına başlayalım. Ya, o pozisyonda hiç savaşmamam gerekiyordu. Belki yoğunluğuma basıp dümdüz yürüsem gene şansım olurdu da vurup şansımı denemem lazımdı benim. En azından bineye binebilseydik nasıl bizi kesemeyecekti çünkü. Ama adam tabii aradan çok fazla altın kazandırdı kendisine. Sorun birazcık. Ne ejderlerimiz var? Oo, okyanus var. Daha uzun süre savaşabiliriz bu sayede. Bak şurada Rengar. Bota teleport atsam bunu takip etmeye gelirler mi ki? Şu botu itmek lazım. Ben şimdi tabi buraya gidene kadar bu minyonlar bitecek.
Oo, Graves'ın hasara bak. Böyle ufak poklar da bizim için kötü değil ha. Swain'den enteresan bir yetenek kullanımı. Tamam, kule de geldi. İyi, güzel. Adamlar da sur verdiler. Arkadaşlar, üst koridorda klette bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like yorum atarak bana bunu belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.